Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel ve grafiklere dayalı sunum yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere bu videomda Atom Coin ile alakalı ineceği, çıkacağı noktaları, yükseleceği ya da düşebileceği noktaları göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu tüm çizim ve göstergelerimizin hepsini kaldıralım. Şuradan pardon hemen ayarlamalarımı yapıp başlayabiliriz. Şöyle otomatik ölçeklendirme diyelim. Evet. Şimdi biz buraya saatlik dilimde bakıyoruz arkadaşlar. Bakın saatlik dilimde Atom Coin'de neler oluyormuş. Bakın. Benim şurada gördüğüm saatlik dilimde şu nokta zaten Bitcoin ile birlikte şöyle bir düştüğümüz nokta. Daha sonrasından kendi toparlamaya başlamış. Bu da yüzde kaçlık bir olaya tekabül ediyor. Ona da bakalım arkadaşlar. Hatta şuralara kadar bakın. 20,8 dolarlara kadar da iğne atmışız. Şöyle şurayı baz alırsak arkadaşlar %12,5. Yani bu ne anlama geliyor? Atom Coin arkadaşlar Bitcoin'e hala tam olarak bağlı. Ayrışma vesaire durum mevcut değil. Arkadaşlar şu şekilde baktığımda Atom Coin'de saatlikte herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyorum. Fakat arkadaşlar Atom Coin yaklaşık bayağı bir uzun süredir yani şöyle bir şeyde yaparsak ne kadara denk geliyor? 16 gündür arkadaşlar. Şöyle şu yatay bant içerisinde dolaşıp duruyor ki daha önceki videolarımda da bahsettim. Bu zaman dilimini biraz daha geriye doğru alırsak ve şuradan şöyle paralel kanalımızı bir çalıştıralım bakalım. Şöyle bir çarpmışız, iki çarpmışız arkadaşlar. Şöyle bir çarptığımızda yeterli gelir. Evet. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın, şu zaman dilimi içerisinde Atom Coin arkadaşlar, o da ne kadarlık bir zaman onu da hemen sizlere söyleyeyim. Şuradan baktığım zaman arkadaşlar 81-82 gündür yatay bir bantta ilerlemeye çalışıyor. Şimdi bu bazı durumlarda çok tehlikeli olur. Tehlikesi de şu yöndedir. Bakın şu yatay çizginin içerisinde şuraya hatta size biraz daha şöyle belirgin bir hale getirebilirim. Şöyle şunun rengini de siyah yapalım ki daha rahat görün arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi şuradaki şu noktalı olan bölüm bizim orta bölgemizdir. Yani şu anlama gelir arkadaşlar. Biz şuradan yükseliş trendimiz var diye ne oldu? Yükseliş trendimizin üstüne bir yükselme daha attık. Fakat düştük daha sonrasından ve yatay bir bantta şöyle ilerledik. Çıkmaya çalıştık, çıkamadık, düştük. İlerledik, ilerledik, çıkmaya çalıştık, çıktık. Bu sefer de ne oldu arkadaşlar? Yatay bandın olduğu çizgiyi çıkamadık. Yani şuradaki şu direnci kıramadık arkadaşlar. Bakın şurada mesela bizim bir 26'lık bir direncimiz vardı. Kıramadık. Geldik. Burada da yine aynı şekilde bu 26'lık direnci kıramadık. Devam ettik arkadaşlar. Ne oldu? Bununla birlikte biz şöyle bir aşağılara doğru yayıldık, gittik. Bu nereye kadar gidecek arkadaşlar? Önemli olan bu. Yani bunu şöyle yapalım. Bakın şöyle de yapabiliriz. Şurası bizim için daha mantıklı olacak. Evet. Bu şimdi şu anda şu orta noktasında şöyle bir zikzak çiziyoruz. Fakat bize burada ya şöyle yapıp şu seviyeleri tekrardan geri verdirecek 17 dolar seviyelerini arkadaşlar ki benim Atom Coin'de yaptığım analizlere dayanarak söylüyorum bunu. 17 dolar
fiyatlara tekrardan düşeceğini düşünüyorum ben. Sizlere de bunu göstereceğim. Şimdi güzel bir boğa senaryosundayız. Boğa rallisindeyiz. Atom Coin neden bu aralıkta gidiyor? Arkadaşlar, öncelikle şöyle bir 4 saatlik dilimden bir bakalım. Şimdi 4 saatlik dilimden ben baktığım zaman yine Atom Coin'de kötü bir senaryo göremiyorum arkadaşlar. Yani hani şöyle bakalım. Şuradan şöyle bir yükselme trend çizgimizi çekelim. Bir bakalım. Bakın şu bizim yükselen trendimiz. Ayrıyetten bir de şurada bir yükselen ikinci trendimiz var. Bakın bunları böyle trend çubuklarını çekmemiz bizim için çok faydalı ve iyidir arkadaşlar. Onu da belirteyim sizlere. Bu da bizim üçüncü trend çizgimiz. Şimdi burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın şurayı da şöyle yaparsak. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi benim buradaki gördüğüm olay tamamen şudur. Bakın eğer ki Atom Coin şu çizginin de altına düşecek olursa, bu çizginin de altına düşecek olursa artık şunu teyitler. Şunu teyitler. Artık biz Atom Coin'de bir düşen trenddeyiz. Şöyle yapacak olursa biz deriz ki artık biz Atom Coin'de düşen bir trenddeyiz. Peki bu düşen trendimizi nasıl belirleriz arkadaşlar? Onu da şöyle yapalım. Bakın şuradan şöyle düşen bir trendimiz var. Doğru mudur arkadaşlar? Bakın şöyle düşen bir trendimiz var. Biz şu anda bu trend çubuğunun üstündeyiz. Fakat önemli olan biz bu trend çubuğunun üstünde şu noktada mı kalacağız? Bakın şu noktada mı kalacağız? Yoksa şu noktada mı kalıp devam edeceğiz? Şöyle gösterelim, burayı da belirtelim. Şöyle şu düşen trendimize çarptık ya arkadaşlar. Şöyle çıkacağız. Şu noktadan mı devam edeceğiz? Yoksa şöyle ineceğiz. Şuradaki trend yükselen trendimizden mi devam edeceğiz? Yani bizde şu anda 1, 2 ve 3 tane senaryo var arkadaşlar. Bu 3 senaryonun artık gerçekleşmesine çok fazla uzun bir süre kalmadı. Onu da belirtelim. Yani maksimum şöyle bir 10-15 günlük zaman dilimi içerisinde biz bunu göreceğiz arkadaşlar. Atom Coin'i özellikle takip ediyorum. Bizim bu alanda mesela yine Fibonacci göstergemizi çalıştıracak olursak Fibonacci göstergemizi çalıştıracak olursak şuradan şöyle yapacak olursak arkadaşlar Fibonacci bize neyi gösteriyor? Diyor ki 20.258 yani 20 dolar 25 sent gibi düşünelim. Bu seviyeye bizi tekrar atacaktır arkadaşlar. O da nedir? Bakın şuradan geliyor ve tam dikkat edin şurada birleşiyor. Bakın Fibonacci de bize aynı şeyi söylüyor. Bakın şurada birleşiyor. Artık şurası dananın kuyruğunun kopacağı noktadır arkadaşlar. Bakın şurayı şöyle işaretliyorum. Hatta şöyle rengini sarı yapalım. Bu grafiği ben değiştirmeyeceğim de. Şurası artık dananın kuyruğunun kopacağı yerdir arkadaşlar. Şuradan yukarı yönlü mü gidecek, aşağı yönlü mü gidecek? Fakat şu seviyeye geleceğini tahmin edebiliyorum. Bu göstergeler bana bunu söylüyor. Olası bir düşme senaryosunda, bundan bahsedelim. Olası bir düşme senaryosunda bizim geleceğimiz ilk hedef 17.7 dolar arkadaşlar. Yani şurası. Bakın. Onda da şöyle şurayı belirtelim. Şu seviye gelebileceğimiz ilk seviye. Devamında düşüş devam edip gelirse şimdi bakın arkadaşlar mesela bu ayı piyasası dediğimiz olay genelleme olarak düşünmeyelim. Yani bazı coinlerde mesela kısa süreli bir ayı piyasasına girmiş de olabiliyor yani. Bu şekilde durumlar da söz konusu oluyor. Olası bir düşüş trendine girdiğimizde ne oluyor?
Şuradan şöyle bu seviyeye geldik ya, bu seviyeden sonra düşebileceğimiz nokta yine şu seviye arkadaşlar, 15 dolar seviyesidir. Ve şunu da tazeleyelim. Oldu da biz düşmedik, yükseldik, değil mi arkadaşlar? Olabilecek senaryoları konuşuyoruz. Oldu da biz düşmedik, yükseldik. İlk yükseleceğimiz nokta 23,8 dolar seviyesi. Burada karşımıza bir direnç çıkacak. Bu direnci atlattıktan sonra 28,4, 28,5 dolar seviyesine, 28,5 dolar seviyesine çıkacağız. Ve yükseliş trendi devam ederse ki önümüzde 41,5 dolar seviyesi var. O da şu seviyedir. Ben bu grafiği arkadaşlar kaydedeceğim sayfama. Bunu kilitleyeceğim. Ve günlük olarak bunun takibini yapacağım. Acaba bahsettiğimiz seviyelere gerçekten geliyor muyuz, iniyor muyuz, çıkıyor muyuz? Ve buna haftalık bazda bir bakalım. Haftalık bazda bakıp haftalığını da bir görelim. Haftalıkta bize ne gösteriyor atom coin? Bakın. Ben şöyle Atom Coin'e baktığım zaman dikkat edin arkadaşlar, çok böyle bir yatay bir gidişi var. Yani hani çoğu coin'de şöyle haftalıkta da yine böyle bir yükselme olur. Fakat şu alanda arkadaşlar burada böyle bir yatay bir gidiş var. Bakın dikkat edin. Zaten hatta o alan demeyelim. Şuralardan itibaren, bakın şuralardan itibaren şu alan içerisinde böyle bir yatay şekilde gitmişiz. Yani ya şu seviyelerde düşmemiş, yani düşüp kalmamışız, ne de şöyle şu seviyelere çıkıp yükselmemişiz. Sadece dikkat edin, buralarda iğne atıp bırakmışız. İğne atıp bırakmışız ama mum kutucukları arkadaşlar şöyle de yapalım. Şöyle yaparsak arkadaşlar mum kutucukları nereden geliyor? Şu alan, bakın. Şu alandan şöyle mum kutucukları başlıyor. Şu alana kadar mum kutucukları iniyor çıkıyor. Yani bakın çok kısa bir mesafedir bu. Öyle çok yüksek bir mesafe değil arkadaşlar. Onun için Atom Coin'de belki tehlike çanları çalıyor da olabilir. Yani dikkat etmek lazım buna. Olası zaten böyle bir yatay gidişatın üstüne. Bakın %35'lik aralıkla devamlı seyretmiş arkadaşlar. Az bir aralık değil. Onu bir de şöyle düşünelim. Şuradan şu seviyeye 83 gün, bakın yine 83 gün veriyor haftalıkta da. Yani doğru bir analiz yapıyoruz. Yani buradan artık ya şöyle sert bir şekilde çıkışlar yapacağız 41 dolara, ya da böyle sert bir düşüş yapacağız 15, hatta devamında 12 dolarlara kadar düşebiliriz arkadaşlar. Bunları belirtelim. Bitcoin bazlı düşüşlerimiz oluyor ara ara. Bunlara çok fazla aldırış etmeyelim arkadaşlar. Çünkü dominant seviyesi düşmeye devam ediyor. Totaldeki fiyatımız güzel. Şuradan bakıyorum. Mesela neye bakalım? Yani çoğu coin'deki durum böyle bir düştük, geri toparladık, yani çok böyle sıkıntılı bir durumumuz yok, onu belirtelim. Bitcoin dominansı düşmeye devam ettiği müddetçe Bitcoin'deki bu düşüşlerin gelmesi de an meselesi olabilir. Daha sert düşüşlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Fakat elimizdeki önemli olan sermayemizi koruyabilmek arkadaşlar. Sabredenlerin kazandığı bir piyasadayız. Onu da belirtelim. Arkadaşlar, Atom Coin ile alakalı söyleyebileceklerim bunlardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Yine coinler hakkında, bazı altcoinler hakkında araştırmalarım var. Sırasıyla bütün hepsini elimden geldiğince çekip yüklemeye çalışacağım. Sırada yine ne var? Dashcoin var. İşte Dash'ın harici Link var. Link'teki yükselişlerden bahsedeceğim. Daha yükseleceği seviyeler var. Bunları söyleyeceğim. Harici 20 tane bir sepet yapmıştım. Bu coinlerin analizini hızlı bir şekilde yapacağım bir video yine paylaşacağım. Yani bir sonraki videolarımı takip edin. Bildirimlerinizi açın. Anlık iniş çıkışlarda acil durum videoları da çekmiş olacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım çok para kazanırsınız. Kazanırız birlikte arkadaşlar.